Herkese merhaba, bugün 9 Ekim 2020 Cuma haftanın 3. ve son manşet yayınıyla karşınızdayız. Hangisi vatana ihanet kaycısıyla çıktık? Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki, iktidar, muktedir, egemenler, ne derseniz deyin AKP rejimi, kendi gibi düşünmeyen, kendine biat etmeyen, kendi söylemini benimsemeyen, kendi istediği gibi manşet atmayan, kendi istediği gibi düşünmeyen veya kendi düşüncesine dayanak payanda olmayan düşünceleri, fikirleri, kişileri ihanet veya hain söylemiyle yaftalıyor ve bu şekilde hem kendi organlarında ilan ediyor hem de vatandaşın, kamuoyunun bu şekilde düşünmesini sağlıyor. Ve bu bu noktada da epey bir başarılı oluyor. Çünkü muhalefetin mühim bir bölümü iktidarın bu biçimde yaftaladığı düşünceyi ve o düşüncenin sahiplerini İhanet ve vatan haini olarak yaftalıyor. Hangisi vatana ihanet? Vatanı parsel parsel parçalayıp satmak mı? Kendi gibi düşünmeyen insanları ihanet çemberi içine almak mı? İçeri tıkmak mı? Ve bu uğurda zenginleşmek ve bu uğurda gerçekten Türkiye'nin e, ve elbette Türk milletinin, Türkiye milletinin, Türkiye'deki halkların e, kazanımlarını peşkeş çekmek mi? Bütün bunların hepsini zaman gösterecek ama zamanın göstermesine gerek kalmadan şu anda pek çok şey ulu orta, açık, işleniyor, yapılıyor. Alparslan Kuytul epey bir süre içeride yattıktan sonra çıktı ve bu konuyla ilgili e, düşüncelerini de bir küçük videoyla paylaştı. Onu paylaşacağım ve onun üzerine devam edeceğiz. Bakın Alparslan Kuytul ne diyor? Her şey hangi maske altında yapılıyor biliyor musunuz? Her şey vatan millet Sakarya denilerek yapılıyor. Kendi şahsi menfaatleri ya da partilerinin menfaatleri ya da bir ekibin derin devletin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar ama kendi menfaatim için yapıyorum diyebilir mi? Diyemez. Ne diyor? Vatan millet için böyle gerekiyor diyor. Kendilerinden başka herkes vatan haini. Bu ne biliyor musunuz? Bu siyasi tekfircilik. IŞİD kendinden olmayan herkese kafir diyor ya. Bunlar da kendine olmayan herkese vatan haini diyor. Ve sürekli herkes vatan haini olmakla suçlanıyor, hapse atılıyor. Vatan haini olmakla suçlanıyor, soruşturmalar başlatılıyor. Bir polis diyormuş ki bunlar hain, bunlar vatan hainleri, bunlar vatanı bölmek isteyenler. Bunu söyleyen her kimse, o alçağı söylüyorum. Sen bu vatan için 6 ay maaşsız çalışmazsın. Ben 40 yıldır bu vatana, bu millete İslam'a hizmet ediyorum. Hayatımda da bir kuruş para almadım. Aldıysam Allah belamı versin. Ya vatan haininin şu tanımını bir yapalım ya. En çok ona buna vatan haini diyenler, vatanı yiyenler. Kim en çok bu kelimeyi kullanıyorsa bunlar vatan yiyicileri. Herkese vatan haini diyenler vatanı yedikleri için, tek kendileri yiyebilmek için herkesi vatan haini ilan ediyorlar. Onlar herkese vatan haini diyorsa herkes de onlara vatan yiyicileri desin. Bir insan gerçekten veya bir yönetim bu söyleme ne kadar müracaat ediyorsa bilin ki o söylemin altında bir bit vardır. Bir konu bu. Bir diğer konu da şu Ali Edizer meselesi. Dönüp dönüp bu konuya gelmek istemiyorum ama bu Gata Doktoru haftanın e, şahsiyetlerinden biri oldu ne kadar şahsiyetse tabii ayrı bir konu. Açığa alındıktan sonra da bir yere gene hekim olarak atanmış ve o da gene sosyal ağlarda tepki görünce oradan da açığa alındı. Gata'dan açığa alındıktan sonra Güdül Hastanesi'ne galiba atanmış. Sonra oradan da açığa alınmış. Sosyal ağlar bu konuda çok büyük tepki gösterince egemenler de gereğini yapıyorlar. Çok fazla arkasında duramıyorlar. Sosyal ağların bu, konuda, bu tür konularda sonuç aldığı evet doğru açık. Keşke hemen her konuda böyle bir ittifak olsa. Elbette hemen her konuda sonuç alınacağı garantisi yok ama epey bir konuda sonuç alınabilirdi. Hemen her konuda sonuç, sonuç alınmadığı açık, onun en önemli örneği de Osman Kavala. Osman Kavala hakkında büyük bir konsensüs var ve onun yurt dışında da çok büyük destek görüyor. Osman Kavala davası, Osman Kavala'nın masumiyeti ve Osman Kavala'nın bir an evvel tahliye olması gerektiği. Fakat bir türlü egemenler onu tahliye etmiyorlar. İddianame ortaya çıktı. Orada da bir sürü ipe sapa gelmez iddialar var. İşte telefon kesişmesinden dolayı casuslukla suçlanıyor. Yani İstanbul'da metrekareye bir iki telefonun düştüğü yerde herhangi bir hakkında takibat olan biriyle o sırada aynı bir kaç kilometre içerisindeyseniz yandınız. Osman Kavala'nın iddianamesinde de böyle şeyler var. Hatta iddianamede eee bir, bir diğer konu da işte efendim bir tarihte Almanya'ya çıkmış aynı, aynı tarihlerde de Adil Öksüz ki 15 Temmuz'un sivil kanadından veya ile ittisaklandırılan isimlerden biri olarak bahsediliyor. Aynı tarihlerde Adil Öksüz de Amerika'ya gitti deniyor. Biri Almanya'ya gitmiş öbürü Amerika'ya gitmiş ne alaka diyorsunuz ama işte... İddianame bunun gibi ne alaka? Bir sürü ilişkilendirmeyle dolu. Aleydizer'e dönelim. Aleydizer e, açığa alındıktan sonra da sosyal ağlarda bir takım e, mesajlar paylaşmış. Mesela diyor ki açığa alınmak derken bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Yani diyor ki ben her şeyi açıktan oynadım. En azından burada dürüst. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider. Yaverliğimizin sırları gibi. Burada üstü kapalı bir tehdit de var esasen. Yani diyor ki açtırmayın ağzımı, söyletmeyin kötüyü. Bu 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 döneme yani bu dönemin şeylerinden biri özelliklerinden biri bir iktidarla yollarını ayıran, ayıranlar var Ahmet Davutoğlu gibi konuşursam yer yerinden oynar diyenler niye konuşmuyorsa bir de içe hala içeride olup bak yani benimle iyi geçinin ya da bana daha fazla benim daha fazla üzerime gel gelmeyin bildiğim şeyler var falan gibi. Ondan dolayı da bu insanlar mesela Sevda Noyan gibi 15 Temmuz kursağımızda kaldı demişti. Aynı mesajı Ali de paylaşmıştı. 15 Temmuz'un hesabı yarım kaldı. İyi düşünün falan demişti. Aynı ekol. Yani 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bak yarım kalan bir hesabımız var. Ona göre falan gibi bir durum var. Ama Ali Edizer ikinci eş falan meselelerindeki paylaşımlarından dolayı işin bir tür magazininden dolayı sosyal ağlar hışmına uğradı ve işinden edildi her neyse ama bana göre hep söylüyorum işin magazin kısmı bir tarafa bu bölüm yani 15 Temmuz'un yarım kalan hesabı 15 Temmuz kursağımızda kaldı söylemi ve bu söyleme sahip yüz binlerin olması abartmıyorum rakamı yüz binlerin olması çok daha önemliydi o da kapalı olması gereken bizimle mezar'a gider demekle beraber mezar'a gitmeyeceğini biliyoruz yarın öbür gün bir muhalif rüzgar daha estiğinde bir başka bir şey olduğunda onların mezara gitmediğini ve ortaya çıktığını göreceksiniz. Mesela şu mesajında susmamı kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim ama iki yıldır emekli olayım diyordum vazgeçtim hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Şimdi hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele yani gene bildiklerimi yeri gelince söylerim paylaşırım manasına bir konu. Ee, dediğim gibi bu şahıs bu kadar bu programın da süresini ve mesaisini e, işgal etmemeli. Sadece bu şahsın ve bu şahıs gibilerin e, temsil ettiği veya savunduğu fikirler üzerinden bir konuya dikkat çekmeye çalışıyorum. Ve bu konu çok üzerinde durulması gereken bir konudur. Bir kere daha altını çizeyim. Bu şahıs veya Sevda Noyan gibi isimler ki yüz binleri temsil ediyorlar. 15 Temmuz kursağımızda kaldı. 15 Temmuz'un hesabı yarım kaldı gibi düşünüyorlar. Ve bununla CHP'ye veya diğer bütün unsurlara da aba altından soba gösteriyorlar. Bir diğer tarafı da iktidara bak daha fazla üzerimize gelmeyin. Bizi bu tırnak içinde söylüyorum itlere, kopuklara, çakallara yedirmeyin e, gibi de bir mesaj veriyorlar. Evet. Bunun da böyle algılanması lazım. Peki son 1-2 gündür ne var piyasada? Son 1-2 gündür Can Dündar'ın mal varlığına el konulması meselesi var. Bu konuyla ilgili söyleyecek başka şeylerimiz de var ama Cumhuriyet'in haberi görüş biçimiyle başlayalım. Mesela diyor ki firari sanık gazeteci Can Dündar'ın kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması kaçak sayılmasına karar verildi. Anadolu Ajansı'ndan aldıkları haberi alıntılamışlar. Sanki kendi ekipleri yokmuş gibi. Kendi ekipleri kendi muhabirlerine bir haber yazdırsalardı Belki gene böyle olurdu bilmiyorum ama Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın müdürüydü Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberlerden dolayı hakkında işlem yapılıyor ve mal varlıklarına mal varlığına çökülüyor. Mal varlığı dediği de kendi ifadesiyle dört tane daire. Biri eşiyle beraber e, dairesi, öbürü yazlı, diğer ikisi de babadan kalan birinin annesinin oturduğu daire. Mal varlığı bu. E, Cumhuriyet'in haberi veriş biçimi de bu şekilde firari sanık gazeteci diye. Eski genel yayın müdürü ve Cumhuriyet'te yayınlanan haberlerden dolayı bu hal olduğu halde ki Cumhuriyet'in şu günkü genel yayın müdürü ve şu gün Cumhuriyet gazetesinde çalışan onca isim de Can, Can Dündar'a sahip çıkma kampanyasında destek vermişler, imza vermişlerdi. Bir diğer gündemdeki konu da Anayasa Mahkemesi ile Başkanı ile ilgili konu. Anayasa Mahkemesi Başkanı biliyorsunuz önce Süleyman Soylu'nun hemen ardından da Devlet Bahçeli'nin hedefindeydi. Neden Anayasa Mahkemesi Başkanı hedef oldu? Bir takım kararlarından veya bundan sonra vereceği kararlardan dolayı gibi söylenmekle beraber birkaç hafta evvelki şu düştüğü notta, yani CHP'nin o infaz yasasına itirazı görüşülürken Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın şahıs olarak, bir üye olarak, bir oy olarak kullandığı oy aftan yana e, tavır almış ve demiş ki Zühtü Arslan bana göre bu tasarı, infaz tasarı, infaz yasası bir af. Ondan dolayı da bunun umuma teşmil edilmesi gerekiyor. E, ve fakat e, başkan ve altı üye yani yedi üye karşı çıkmasına rağmen bu yasa, daha doğrusu CHP'nin başvurusu kabul edilmedi, reddedildi. Eğer bir üye daha olsaydı, Anayasa Mahkemesi'nin oyu iki sayılacağı için olay başka bir yöne evrilecekti. Ve Anayasa Mahkemesi'nin şahsi görüşünü af yönünde ifade etmesi ve içinde bulunduğu çoğunluğun tek oyla kaybetmesinden dolayı da Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir hücum var o hücum da Süleyman Soylu ıı, önderliğinde yapıldı ve ona Devlet Bahçeli'de destek çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın hedef tahtasına oturtulmasının bir nedeni de bu idi. İnfaz yasasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar idi. Sefer Selvi'nin evrensel karikatürü gerçek mümin sabredendir, acıyı bal eğleyendir diyor Tayyip Erdoğan. O isterken uçuracağız diyordun ama. Evet vatandaşın hali yamalı bir pantolon, yamalı bir gömlek. Evet. Alkış alıyor. Hatta böyle bir din adamlarıyla toplantıda, külliyedeki toplantıda böyle salavat vesaire getirerek başlıyor Arapça Tayyip Erdoğan. 20 saniye kadar süren bir giriş yapıyor. Evet. Yani işte halife-i ruh zemin gibi veya ben işte İslam dünyasının halifesiyim gibi vesaire. Yüce dinimiz böyle emrediyor vesaire gibi. Bir yazıyla karşı çıkmıştım ben bugün gazetesinde Erdoğan'ın dini söylemlerine başörtüsü meselesiyle ilgili konuşurken 2013 yılının Eylül ya da Ekim aylarıydı. Bundan 7 sene önce başörtüsü işte tabii ki şey olacak serbest olacak falan devamında dinin emri demişti. Ben de ona itiraz etmiştim o yazıda demiştim ki başörtüsü serbest olmalı. Evet, dinin emri olduğu için değil, bir hak olduğu için, bir özgürlük olduğu için. Ama bunu de, e, o zaman hükümetin icranın başındaki kişi dinin emri olarak e, başörtüsünün serbest olduğunu söylemesi e, doğru bir şey değildir. Çünkü dinin emri pek çok şey vardır başka ve ondan dolayı dinin emirleri normal uygulamaya geçtiğinde bu sefer siz bir din devleti olursunuz. Ve o dinde tuttuğunuz yere göre, baktığınız yere göre değişir yorumlar, bakış açıları. Evet Hak ve özgürlüklere böyle bakmak lazım. Hak ve özgürlükler açısından bakmak lazım. Ayet veya hadisler açısından değil. Ayet veya hadisler açısından bakacak kişiler, gruplar elbette başkadır. O şekilde bakıp onu hayatına tarz yapanlar, bir hayat gayesi yapanlar da vardır olabilir. Fakat devleti yönettiğiniz zaman, bütün vatandaşlarınıza eşit muamele etmekle sorumlusunuz. Ve o vatandaşlarınız arasında o dini benimsemeyen insanlar da var. Bülent Korucu demiş ki İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde ev sahipleri yeni kiracı için memur şartı koşmaya başlamış. Özel sektörde iflas riski yüksek, işsiz kalır kirayı ödeyemez endişesi bu. Bu da bir İstanbul gerçeği. Vatandaş esasen işte o fakirlik edebiyatı vesaire bu tür konuları dinliyor ama sahada bildiğini okuyor. Ve insanlar işte ev verirken bile devlet garantili işlere öncelik tanıyor. Özel sektör mensubuysanız işinizi kaybetme riskiniz var diyor. Hürriyet'ten bir haber MIT ve TSK'dan Operasyon Kırmızı Bültenle aranan terörist öldürüldü nerede Kuzey Irak'ta. Teröristin kimliği kim olduğu, operasyon biçimi falan hiç bunlarla ilgilenmiyorum. Bakar ayrıntısını görürsünüz. Hmm. Kuzey Irak gibi bir bölgede veya Irak gibi bir bölgede bu operasyonu yapıyorsanız, fırsatını bulursanız dünyanın her yerinde kırmızı bültenle aransın aranmasın. Terörist dediğiniz herkese veya e, ne bileyim tutturabildiğinize bu operasyonu yapma hakkı görüyorsunuz demektir. Irak'ta bunu yapıyorsunuz Avrupa'da veya işte efendim Amerika'da bunu yapamıyorsanız orası o bölge ona çok fazla izin vermediği içindir. Ama fırsatını bulursanız gider yaparsınız veya, veya kamuoyuna da bu şekilde sunarsınız manasına geliyor. Dolayısıyla gerek operasyonun yapılış biçimi gerekse de kamuoyuna sunuluş biçiminde sıkıntı var. Başta da söyledim kim hain, hangisi vatana ihanet, neye göre terörist? Diyebilirsiniz ki ya bu PKK'lı. Şimdi ben başka bir şey söylüyorum. Mesele söz konusu operasyon düzenlenen kişinin PKK'lı olup olmaması değil. Mesele Ankara'nın bakış açısı. Dünya artık dur desin demiş. Azerbaycan Ermenistan meselesi. Birazdan bakarız. Son dakika gelişmeleri de var çünkü. Milliyetin haberi veriş biçimi. Dünya artık dur desin diyor. Şimdi bu havuz unsuru ki Demirören grubuna ait Milliyet gazetesi. Bu havuz unsuru işine gelen konuda dünya artık dur desin diyor. Ve fakat başka bir konuda dünya bir şey söylediğinde o bizim iç meselemiz karışma diyorlar veya o işte senin karışacağın mesele değil diyorlar. Amerika bir şey dediğinde Avrupa bir şey dediğinde binlerce kilometre öteden ahkam kesemezsin diyorlar. Ama işine geldiğinde dünya artık dur desin. Bunu göstermek için getirdim. Neye hadisenin ne olduğunun önemi yok. Dediğim gibi hadiseler de ve hadiselerle veya nokta e, örneklerle ilgilenmiyorum. Sadece bakış açısı ve duruma göre, işine geldiğine göre pragmatist, makyavelist Bakış açısına dikkat çekmeye çalışıyorum. Gerek egemenlerin gerekse medyanın. Açık radyodaki bir yayında Can yapılan uygulamanın benzerine 100 yıllık tarihimizde rastlamıyoruz denmiş. Bu da çok hışma uğradı. Can Dündar'a yapılan e, uygulama evet ayıptır, zulümdür, haramdır, mala çökmedir. Her şey söylenebilir. Fakat buna son 100 yıllık, 100 yıllık tarihimizde buna rastlamıyoruz demek tarihi bilmemektir yani. Ben bunu paylaşmam, paylaşana da bunu sorarım. Bir dakika yani derim. Son yüzyıllık tarihte bu ülke, bu devlet Ankara'nın çöktüğü malın, mülkün haddi hesabı yok. Ve Can Dündar'ın çökülen malı o çökülen malların yanında okyanusta damladır yani. Döviz kurlarına anlık bakıyor insanlar ve nasıl bir sıçrama olursa hemen e, anında Twitter'da falan paylaşıyorlar. Ben de artık döviz kurlarına telefondan veya başka bir kaynaktan değil Twitter'a baktığımda orada görüyorum anlık olarak. 8 lira olmuş olmamış İşte bu mavra dönüyor son birkaç gündür. Bilgin Gökberk güzel bir anekdot paylaşmış. Dolar 8 olmuş, dolar 8 oldu diyorum adam vatan hainisin diyor. İşte diyorum ya hangisi vatana ihanet? doları 8 TL noktasına getiren zihniyet veya ekonomi yönetimi mi yoksa bundan bahsetmek mi? Hangisi vatana ihanet konulu manşet devam ediyor. Elmas Topçu Almanya'da milletvekilleri yasasında önemli değişiklikler yapıldı yeni düzenleme vekillerin yapılan bağışları bildirmemesi veya personelini seçim kampanyası ve bunun gibi işlerde çalıştırması halinde 60 bin euro ceza öngörüyor çünkü personel maaşı vergilerle ödeniyor demiş çok güzel ben de buna ilaveten diyorum ki bir ülkede işlerin yoluna girmesi için siyasal partiler yasası ve seçim yasasının rehabilite edilmesi ve bunun harfiyen uygulanması gerekiyor ve demokratikleşme siyasal partiler yasası ve seçim yasasından başlıyor. Siz bunu yaptığınız zaman hemen her şeyde gerek hukuki uygulamalarda, gerekse ekonomik gelişmelerde, yabancı yatırım vesaire hemen her konuda iyileşmeyi görürsünüz, göreceksiniz. Ve pek çok şey de buradan başlıyor. Demokratikleşme en başta buradan başlıyor. Ama gerek muhalefet partileri açısından, gerekse iktidar partileri açısından böyle bir konu maalesef yok herkes devlet imkanlarını kendi artık e, imkanına kadarsa o imkan çerçevesinde kullanıyor maalesef yani. Makam araçlarının nerede hangi kilometreyi hangi sebeple yaptığına falan girersek çıkamayız. Uçakların hangi amaçla nasıl çalıştığından falan başlayarak. Davudol demiş ki Erdoğan din istismarcısı nasıl zengin olundu nasıl zengin olduğunu açıklamalı. Said Sefa'nın ifadesiyle bunlar ayrılınca bir aydınlanma yaşıyorlar. <laughs> İktidar gemisinden inince bir aydınlanma yaşıyorlar. Diyecek başka bir şey yok. Erdoğan din istismarcısı nasıl zengin olduğunu açıklamalı. Ahmet Davutoğlu. 2014-2016 döneminin başbakanı. Son haftalarda Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakaları artışta ki görüyorsunuz e, İspanya, Belçika, Fransa, Birleşik Krallık fena halde e, rakamlar e, almış başını gidiyor. İtalya ve Almanya'da öyle. E, Almanya'daki bir uygulamaya gene oradaki bir gazetecinin attığı tweetten bakacağız ama e, pek çok ülke kapanıyor. Tek tek örnek vermeyeceğim. Bazı ülkeler e, artık... E, restoranlar veya işte kafeler falan bunları kapatıyorlar. Bazı ülkeler gece saat 10'dan bazı ülkeler akşam saat 6'dan sonra müşteri kabulünü yasaklıyorlar. Okullar bıçak sırtında devam ediyor. Toplu taşımda vesaire kurallar değişiyor. Kapalı alanda maske uygulaması artık açık alanda da belli ülkelerde yavaş yavaş yürürlüğe konuluyor. Çünkü rakamlarda ciddi yükseliş var. Geçen aydan beri söylüyoruz. Ekim ortası itibariyle benim yaşadığım İngiltere dahil İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika bütün bu ülkeler için İtalya hepsi için alarm verilmiş durumda ve Ekim ortası bir projeksiyon yapılmıştı. Günlük vaka sayısının ülkeden ülkeye 40-50 bine kadar çıkacağı yolunda ve oraya doğru da gidiyoruz. Yani yapılan projeksiyon neyse o, o projeksiyonda vaka sayıları artmaya devam ediyor. Latif Demirci hürriyette çizmiş. Size bir negatif bir de pozitif sonucum var. Önce hangini söyleyeyim? Hangisini söyleyeyim? Hangisini söylesin? Pozitif mi negatif mi? Evet. İş bu duruma geldi. Fakat bu karikatürden hareketle şunu da söyleyeyim. Ülkeler test rakamlarını açıklıyorlar. İşte şu kadar test yapıldı falan. Yani gerçekten kara borsa gibi bir konu. Pek çok ülkede de bu böyle. imkanı olan yaptırıyor veya devlet görevlisiyseniz her hafta 2-3 kere yaptırıyorsunuz. Belli pozisyondaysanız falan. Ama böyle hala üzerinden 6-7 ay geçti bu salgın başlayalı. Hala böyle evlere test kiti gönderilmesi, isteyenin yaptırılması. Kamuya açık alanlarda insanların araçlarıyla sıraya girerek örnek vermesi ve işte sonuçları birkaç saat sonra online görebilmesi falan gibi uygulamalar maalesef. Bir tek Güney Kore'de var bu galiba efektif olarak çalışıyor. Maalesef dünya genelinde sağlanabilmiş değil. Yani test ve test yaptırmak halen kara borsa gibi bir şey. Ayrıca bu testi düzenli olarak yaptırmanız gerekiyor. <laughs> Donald Trump gibi. <laughs> Gerçi onu da açıklamıyorlar da ee, seçim kampanyası var. Halel gelmesin diye ayrı bir konu düzenli olarak yaptırmanız gerekiyor. Yani bugün negatif yarın pozitif olabilirsiniz. Üç testte negatif sonrakinde pozitif çıkabilirsiniz. Yani bir kere test sonucu alıp da ondan sonra evinize gidip yihu yaşasın ben negatifim falan deyip de aylarca bununla idare edemezsiniz yani. Dediğim gibi testin test ancak e, yani haftada bir kere test yapıyorsanız bu güzel bir şey ama kaç kişi yapabiliyor? Ancak belli politikacılar veya belli pozisyondaki insanlar Time dergisinin kapağı gerçekten çarpıcı, Beyaz Saray'ın bacalarından e, virüs püskürüyor efendim ve bütün göğü kaplamış durumda ve emin olun bir hafta önceki Amerika ile bir hafta sonraki Amerika bile şu anda çok farklılaştı. Bir hafta önce e, Trump yeni hastaneye kaldırılmış veya yeni pozitif olduğu açıklanmıştı ama bir haftada Amerika'da özellikle Beyaz Saray yönetimi açısından her şey tepe taklak gitmiş durumda ve birazdan bakacağız. bütün kamuoyu yoklamalarının bütün anketlerin ortalaması alındığında bile Biden'la arasında 10 puan fark açılmış durumda. Bugün 9 Ekim 3 Kasım'da seçim var. Yani 24 gün sonra yani seçime 24 gün kala bir haftadır çok ortada olmayan bir başkan ve bir an evvel doktorlar bir an evvel işte benim iyi durumda olduğumu açıklasın da ben de kampanyaya döneyim falan ee, ne bileyim e, seçim kampanyamı yapayım 24 gün kaldı arada arada e, Biden'la aramdaki fark açılıyor nasıl bunu toparlayabilirim telaşında bir başkan var e, ama görünen o ki e, bir haftada bile her şey sarpa sarmış durumda Amerika'da e, belli ki son 1-2 haftaya girildiğinde son 10-15 güne girildiğinde epey bir ortalık toz duman olacak ayrıca e, başkanın şu son verdiği görüntü onu da paylaşayım. Bir önceki yayında da paylaşmıştım. Beyaz Saray merdivenlerine çıkıp balkonda durduğunda nefes almakta güçlük çektiği görülüyordu Donald Trump'ın. Başkanın aldığı ağır ilaçlardan, bir an evvel iyileşebilmek için aldığı ağır ilaçlardan ve bütün ilaçların hepsini birden bir şekilde e, almış veya bütün bu ilaçlar uygulanmış bir an evvel sağlığına döne, e, dönebilsin, e, çalışmalara başlayabilsin diye yan etkilerinden bahsediliyor ve bu yan etkilerle kararlar aldığı, tweetler attığı konuşuluyor ve o yan etkilerin başkana yanlış işler yaptırdığı konuşuluyor. Amerikan Anayasası'nın ilgili e, maddelerinin harekete geçirilerek başkan yardımcısına görevi devretmesi gerektiği ve hatta belki de Adaylıktan az edilmesi gerektiği falan e, konuşuluyor ama Trump ve Trump karakterindeki herkesin yapabileceği şey belli. Asla ve asla e, buna e, izin vermiyor ve e, hayır diyor yani ben işimin başındayım, sağlıklıyım e, e, ve işte efendim kimseye de bu görevi devretmeyi, hele hele adaylığı devretmeyi düşünmüyorum. İşte bu da e, YouGov'dan Fox News'a, Reuters'tan CNN'e, NBC'ye kadar araştırma şirketlerinin çeşitli e, günlerde yaptıkları şöyle yaklaşayım. E, anket sonuçları, günleri var burada. İşte e, şurada da e, Biden'a göre Trump ne kadar e, geride ya da Biden ne kadar önde işte 9 puan, 12 puan, 8 puan, 16 puan önde olduğu anketler var. Ortalamasını alıyorlar 9.7 puan yani yaklaşık 10 puan önde Joe Biden. Bu karikatür Rio de Janeiro'dan, e, Bre Brezilya'dan e, bir sokak e, grafitisi ve o sırada işte geçen oradan geçen bir Brezilyalı durum biraz da bu. Evet Güzel bir fotoğraf olduğu için getirdim. Şeffaflık esas. Ee, kendi yaşadığım ülke İngiltere'den örnek vereyim. Her gün bu ülke e, fotoğrafı e, televizyonlarda yayınlanıyor. Ve internette de buna ulaşabiliyorsunuz. Görüyorsunuz bölge bölge, mahalle mahalle ayrılmış durumda. Ve vakalar renklendirilmiş. 100 bin kişi de 50 ve üzeri. Pozitif vaka kırmızıyla e, renklendirilmiş. 20 ile 50 e, sarıyla, 20'nin altındaki de yeşille. Kırmızı rakam yani kırmızı bölgeler gerçekten büyük risk bölgeleri ve şu anda İngiltere'de de lockdown yani kapanma e, tedbirlerin, önlemlerin en sıkı, en koyu şekilde uygulandığı bölgeler. Girdiğinizde kendi mahallenizde kaç vaka var? pozitif vaka var görebiliyorsunuz ve seyrini de görebiliyorsunuz. Şeffaflık budur. Böyle de olması gerekir. Fakat herkes kendi ülkesinden kıyas etsin. Sadece Türkiye'de değil. Herkes kendi ülkesinden kıyas etsin. Böyle değilse yani mahalle mahalle verileri günlük takip edemiyorsanız o ülkede bir şeyler saklanıyor demektir. Elmas Topçu paylaşmış Almanya'dan bir örnek sadece. Havaların soğumasıyla Almanya'da son haftalarda korona vakaları artıyor. Son 24 saatte 4058. En son Nisan'da böyle rakamlar görüldü. Tedbirler sıklaşıyor. Almanya içi risk bölgeleri ilan edilip oradan gelenler otel ve bunun gibi yerlerde konaklayacaklarsa 48 saatlik negatif rapor isteniyor. Son 24 saatte 4516 vaka demiş. Bir önceki tweetle bir sonraki tweet arasında saatler var. 11 vefat var demiş Almanya'da. Son bir haftada 100 bin nüfusta 50 vaka eşiği aşılmış. Kentlerden ancak negatif raporla başka kente gidip otelde vesaire konaklayabiliyorsun. Yani buradan da şu ortaya çıkıyor. 100 bin kişi Avrupa'daki genel trend olarak söylüyorum. 100 bin kişi 50 ve üzeri vaka varsa orada alarm ilan ediliyor. Bölgesel alarm. Son Söz Gazetesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan toplumsal bağışıklık 1-2 yılda sağlanabilir diyor. Ben bu lafı şöyle anlıyorum. Aşı bulunsa bile bunun herkese sıradan insanlara uygulanması aylar sürecek. Ve belli ki şu anda hükümetler de toplumsal bağışıklığı bir anlamda sürü bağışıklığı dediğimiz şeyi de sağlamaya yani bir anda tedbirli götürelim derken bir anda da genel ekonomik dengeler aman sarsılmasın. Bir anda da sürü bağışıklığı kazansın biz bu şekilde bir iki sene içerisinde süreci atlatalım gibi bir tavır var. Genel olarak devletlerde hükümetlerde. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan biraz da bunu söylemiş esasen. Sürü bağışıklığı bir iki yılda sağlanabilir. Yani diyor ki aşı bulunsa bile mealen söylüyorum aşı bulunsa bile herkese ulaşmayacak bu kardeşim. Bir iki senede sürü bağışıklığıyla bu salgın Halledilecek, aşı olan olacak, olamayan da sürü bağışıklığıyla ölen de ölecek yani. Evrensel Manşet Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı'nın ulusal çıkar halk halk sağlığıdır sözünü manşete çekmiş. Bir Türk Tabipler Birliği Başkanı'na hücum var, yeni seçildi Şebnem Korur Fincancı. İki onun ilk açıklaması. Üç Evet yani bir anlamda ulusal çıkar halk sağlığıdır diyerek Sağlık bakanına yükleniyor Türk Tabipler Birliği Başkanı. Laf doğru. Ulusal çıkar rakamları saklamak değildir. Şalom gazetesi Yahudi cemaatinin Türkçe yayınlanan gazetesi haftalık yayınlanıyor Türkiye'de. İsrail'de sular durulmuyor. Niye? Ee, Türk Yahudilerinin gazetesi de İsrail hükümetine yükleniyor. İsrail'de suların durulmama nedeni şu. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesine rağmen salgınla mücadeleyi kötü yönettiği hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar giderek artıyor diyor Yahudi cemaatinin Türkiye yayın organı Şalom. Dönelim ekonomiye yeni çağ manşet Babacan iktidarın ekonomi politikasını yerden yere vurdu orta direk yıkılıyor işsizlik büyük sorun evet orta direk var mı bilmiyorum orta direk lafını Turgut Özal. ...yoğun kullanmıştı 80'li yıllarda orta direk, orta direk. Ee, çok iyi hatırlarım. Orta direğin kaldığını zannetmiyorum. Bir, ikincisi ülkeye hukuk, ülkeye demokrasi dönmeden de... ...orta direğin e, düzeleceğine ihtimal e, vermiyorum. İkincisi bu. Üçüncüsü de maalesef büyük bir e, beyin yıkama faaliyetiyle... E, ...orta direk denilen kesim... Devletten beslenen kesim ve AKP sermayesinin veya AKP iktidarının zengin ettiği kesim olarak da baktığınızda onlar da e, bu akan kaynağı veya bu varlıklarını veya yaşam nedenlerini Erdoğan'a borçlu hissediyorlar kendilerini ve ondan, ondan dolayı da Erdoğan rejiminin sürmesini istiyorlar. Olan bitenden de ondan dolayı Erdoğan'ı sorumlu tutmuyorlar. Bir de işin böyle bir tarafı var. Sayıştay TÜİK'in hesapları hatalı Yeni Asya manşet. Sayıştay raporuna göre TÜİK'in gelir gider işlemlerinde 4.7 milyon TL'lik hata yapılmış. İbrahim Özda bakın karikatürü. Ben Sıvıştay ben de Savuştay. Evet, durum bu yani. Sayıştay raporunun paylaşılmasını bile Rütük devlet kurumlarını yıprattığı gerekçesiyle yasakladı televizyon kanallarına. Düşünebiliyor musunuz yani? Devlet kendi kurumunun raporlarının yayınlanmasını bile yasaklıyor. Gazete Pencere ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa mümin sarayda oturmaz. Kılıçdaroğlu Ali Babacan'ı ziyaret etmiş. Oldu. Ülkede yatağa giren aç çocuklar yüzünden mümin sarayda oturmaz. O mümin de saraydan çıkacak. Sen bunu söyleyince. Milli Gazete Manşet sistem arıyor demiş. 16 Nisan referandumuyla kabul edilen 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerinden bir seçim takvimi geçmeden TBMM'de yeni sistem arayışı. TBMM yeni sistem falan aramıyor. Erdoğan orada nasıl tutarı sistemini arıyor. Milli Gazete işe böyle bakıyor ama doğru bakmıyor. Sözcü doğru bir başlık. TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa adres versin biz de oradan alalım demişler demiş manşetinde. Fiyat artışları vatandaşı şaşı yaptı. İki etiket paylaşmış. işte yani mısır özü yağı 48.95 57.50 fiyatlar uçmuş yani gerçekten. Yep, yeni ekonomi programı bir haftada çöp oldu. TR 724'ün manşeti o gün çöp oldu esasen. Yeni 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 yine yeni, yeni yeniden bu ekonomi programları bitmez. Fakat bu ekonomi yönetiminin yaptığı şöyle bir şey var. E i̇şte ama halk sağlamasını yapmıyor. Kötü günleri atlattık. E i̇şte efendim, e, Makus talihimizi yendik. Durumu pozitife çevirdik. E, Filan gibi açıklamaları sonra yapıyorlar. Demek ki e, krizi böyle açtık falan. Demek ki e, o kriz varmış. Demek ki kötü şeyler yaşanıyormuş. Demek ki bir şeyler ters gidiyormuş yani alt üst olmuş. Onu o zaman söylemek. Vatana ihanet oluyor. Hangisi vatana ihanet manşeti devam ediyor. Onu o gün söylemek e, vatana ihanet oluyor. Fakat bu ekonomi yönetimi veya diğer devlet ricali tarafından bir ay, iki ay, üç ay sonra ve onların gazeteleri tarafından paylaşılıyor. İşte kötü günler geride kaldı. Kötü günler geride kaldı da o kötü günler esnasında buna kötü diyenler i, hain ilan edildi. Anlatabiliyor muyum? Enteresan bir haber yeni birlikten. Pandemi dolayısıyla taşımalı eğitimin olmadığı pansiyonların da kapalı olması sebebiyle tek manda ikamet eden öğrenci Niyazi Tepeli haftanın 5 günü eğitiminden geri kalmamak için 25 kilometre uzaklıktaki okuluna her gün yürüyerek gidip geliyormuş. Yani günde 50 kilometre yürünmez. Ee, bir hayırsever ona bir bisiklet falan edinirse en azından e, tabanları şişmez. Bu şekilde böyle eğitimde olmaz. 3 gün 5 gün gidersin sonra biter yani. Ama çarpıcı bir Türkiye fotoğrafı. Ah Maraş. Maraş halkı açıldı. Yunanistan Avrupa Birliği'ne şikayete hazırlanıyor. Yönettiğim haber merkezlerinde, haber toplantılarında dış haber şefleri ne zaman masaya Kıbrıs'la ilgili bir konu getirse birisi mi öldü, bir şey mi oldu, bir kriz mi var falan filan diye sorardım. Değilse geçiştirirdim. Tamam gündem değil o zaman yani bununla milleti meşgul etmeye gerek yok derdim. Kıbrıs 74 harekatından bu yana 46 sene geçti. Yarım asra gidiyor neredeyse. Ne Türkiye tezlerini anlatabildi, ne de her defasında masaya konan Maraş bir sonuç verdi. Şimdi işte oranın sahilin bir bölümü ve caddenin bir bölümünü açmışlar falan. Maraş dediğiniz yer bir şehir değil, bir semt. Gazima Gazi güney bölümünde, hemen Akdeniz kıyısında bir semt. Güzel plajı olan 40 küsür tane otel varmış orada. Hala da duruyor binalar. Ayrı bir konu. Oranın canlandırılması, hayat verilmesi falan filan imkanı yok. Çünkü doğa bir şekilde e, ne bileyim çalılar, ağaçlar vesaire oradaki binalar artık kullanılmaya kullanılmaya. Orayı dümdüz yıkacaksınız, yeni bir şey yapacaksınız yapacaksanız ayrı bir konu. E, ama dediğim gibi bu olay şunu gösteriyor. Kuzey Kıbrıslı yetkililerin bile haberi yokken Türkiye böyle bir şey yapıyorsa, masadaki son kozda bu şekilde harcıyorsa, Bildiğini okuyor demektir. Bakalım Kıbrıs meselesi nereye gidecek? Dediğim gibi Kıbrıs meselesine ne yayınlarda, ne toplantılarda, ne de yönettiğim yerlerde falan bir başlık açan, bir bölüm açan bir huyum yönetim anlayışım hiçbir zaman olmadı. Hobi torbasından yeni cezalar çıktı bir günün sürmanşeti. İktidarın istediği maddeleri torbaya atıp meclisten geçirme planı yeniden devrede. Neymiş efendim? Hobi bahçeleri düzenlemesi olarak sunulan teklifte gıda güvenliği haberi nedeniyle basına da ceza var. Yasak saatlerde içki satan bayilere kapatma önerisi de torba yasa bildiğiniz gibi devam. Jitem'in kanlı geçmişi yeni yaşamdan getiriyorum. Öldürüldüğü gün Tahir Elçi'ye Jitem'in beraat kararı gitmiş. Jitem davasının beraat kararı gitmiş ama biliyorsunuz Tahir Elçin'in ölümü de karanlık bir operasyon. Nefret nefessiz bırakıyor manşetiyle çıkmış Ermeni cemaatinin gazetesi haftalık gazete Agos bugünkü sayısında söylenecek hiçbir şey yok. Evet. Delal Dink yazmış gün gün saat saat boğuluyoruz. Bir Ermenistan Azerbaycan veya Azerbaycan Ermenistan ihtilafından veya çatışmasından dolayı Türk Ermenilerinin Türkiye Ermenilerinin ne kabahati ne günahı var. Ne işiniz var o mahallelerde? Niye onları yaşamı dar ediyorsunuz? Benimki de soru mu işte? Değişmedi, değişmedi. 6-7 Eylül 1955'ten hiçbir ders çıkartılmadı. Maalesef. Benim aktaracaklarım, seçtiklerim üzerinde duracağım başlıklar böyleydi. Haftayı kapatıyoruz. İyi hafta sonları demeden hatırlatmalarım var. Yarın Erhan Başvurt'la Perde Arkası günü. Sonraki günde Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi olacak. Biz gene pazartesi günü haftanın ilk manşetiyle karşınızda olmak umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.